empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm singing. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosunda merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek 2-3 tanecik sandık var. Hatta 4 bile olabilir. Tam sayısını hatırlamıyorum ama bugün sizlere yeni gelecek olan bütün sandıkları günüyle birlikte göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimi açarak da daha fazla bu türde videolarımdan faydalanabilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ama hala like atmadıysan bence like'ını at. Hadi geçelim. Şimdi sizlere ilk önce 20 Aralık'ta gelecek olan Lucky Spin'i göstereceğim. Yani şans çarkını biliyorsunuz işte. Dönüyor sette falan veriyorlar. Hemen sizlere göstereyim. İlk önce böyle bir tanecik set var. Bunun emojisi böyle değişik bir şey kalkıyor falan. Böyle çakmak yakıyor yerden, ateş yakıyor falan. Değişik bir emoji yapmışlar bunu. Bayağı bir uzun da sürüyor, bilmiyorum, birazcık havalı duruyor. Özellikle duman çıkması bana göre Baya güzel bir emoji diyorum. Böyle bir tanecik kafası var, kafa maskesi var. Bir diğer setimiz ise böyle bir tane kardan adam seti. Yangın söndürme şeyini alıyor abi, sallıyor, parfüm gibi dışarıya sıkıyor. Bence bunun emojisi de baya güzel. Ortası da falan odunlar mavi bir şekilde yanıyor. Bana göre itfaiye söndürme şeyi ama yani birazcık değişik kullanıyor. Mavi alev falan çıkartıyor. Ne ayak bilmiyorum. Böyle bir şey. Böyle bir tanecik kafası var. Bu kesin TikTokerların işi değerler abi. TikTok'ta kim bilir ne videosu çekerler bunun kafasıyla da. Bilmiyorum artık. Setimizin tam hali de bu şekilde. Bence güzel. Özellikle emojileri güzel diye düşünüyorum bu setlerin. Ama çıkartmak birazcık paralı. Böyle bir levelde bir tane çanta desenimiz var. Pasta kekleri gibi bir şey yapmışlar ama hani saksı mı diyeyim, ne diyeyim, çamaşır şeyinin içine bir şeyler koymuşlar. İki levelde saksının içine kardan top falan koymuşlar. Bence baya güzel. Üç levelde de böyle bir şeyimiz var. Hani yılbaşılığı mılbaşılığı değişik, bence baya havalı bir şey yapmışlar. Ve artık bıktık demekten bıktığım tava desenleri büyük ihtimalle çarkı açan herkese bu tava desenini de verecekler. Yani direkt ilk olduğunu da gelecek bir şey bu. Bir de böylecik çantamıza takılan kardan adam süslerimiz var. Tabii ki de olmazsa olmaz, illa bunu ekleyecekler. Eklemezlerse ayıp ederler abi. Ve bir tanecik de böyle bir sis bombamız var. Bu sis bombasını da çarka ekleyecekler. Kırmızı, beyaz, yeşil, değişik bir yılbaşı formunda yapmışlar. Yani bir sis bombası bu kadar. Ve bir de 24 Aralık'ta yine bir tanecik de çark gelecek. Yine çark, bu çark şey de olabilir, şey de olabilir. O yönden kararsızım. Böyle bir tanecik çark var. Yani yılbaşı, Noel Baba seti falan filan. Ama bu çarka gelecek. Şu 60 UC'den başlayıp sonsuza kadar artan çark da olabilir. Ya da diğer gibi işte 60 UC'ye çevirdin çark da olabilir. O konuda emin değilim ama bu çarka eklenecek. Böyle bir tane yılbaşı ışıklı mışıklı bir tane motor var. Ve 3 tekerlekli motor. Evet, alana kadar gidip takla atıp sizi öldürten tek motor bu bu arada. Alanın dibinde size bir güzel takla attırıyor. Sonra düşman geliyor sana bir ateş ediyor, geberiyorsun, ne oldu? Ve sonrasında da ölüyorsun tabii ki de. Ama motor bence güzel ya. Güzel de. Hani 3 tekerlekli yerine mesela buna bir tanecik Toros koysan, Jeep koysan, ışıklı falan hepimizin işine yarasa. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik kask desenimiz var çarkın içinde. 1 level kask hali bu şekilde, 2 level halde bu şekilde yine. Yani Noel tarzı birazcık değişik, bayağı bir değişik bir kask deseni bu. Yani kullanmam gibi duruyor ben. 3 level halde böyle işte kutunun üstüne işte nasıl diyeyim, bir şeyler bağlıyorlar ya abi. Ondan takmışlar gitmişler. İsmini bile unuttum. Bir tanecik de içinde bizon deseni olacak. Böyle bir tane de bizon deseni koymuşlar. Bari her şeyi ışıklı yapıyorsunuz. Şu bizona da ışıklı koyaydınız. Bari de bir işe yarayaydı. Fakat ben bizon kullanmıyorum. Çünkü sevmiyorum. 50 merminin 30 mermisi adama değerse ölen bir silah. Yani o derece gıcık. Bir de böyle bir yılbaşı paraşütümüz var. Zaten ben paraşütlerden bıktım demekten bıktığım için
Ve sırada ise 6 Ocak'ta klasik sandığa gelecek olan kas deseni falan var. Böyle bir kas deseni gelecek klasik sandığa. Bir level hali öyleydi. İki level hali de böyle değişik mavi kırmızı. Yani çok değişik duran bir kas deseni gelecek. Üç level hali de bu şekilde. Bir de içine M16 deseni ekleyecekler. Böyle kırmızı yine yılbaşı tarzda ama bunun ışığı yok. Abi gidin şunlara bir ışık koyun. Motora koymuşsun, ledleri bağlamışsın, aküyü bitireceksin. Bir tane M16'ya ışık eklememişsin. Ayıp ya. Eskiden K98'e falan ışık ekliyorlardı. Böyle bir tanecik çanta desenimiz var. Bir level öyle, iki leveli böyle. Yani bunlar bilmiyorum, değişik bir şey. Üç level halde bu şekilde. Hani ben Türkiye'de bu tür şeyler görmedim. Bunlar böyle bir şeyler yani. Ve bir de 3 Ocak'ta gelecek olan mini desenimiz var. Yükseltilebilir mini deseni geliyor ve bence bunun öldürme efekti var ya. Weekend'de bununla oynayın abi. Diğer haritalara göre mesela Buz M4'ten bile daha güzel gözüküyor şahsen şu anda öldürme mesajı. Öldürme mesajı diyorum, öldürme dumanı var ya. Mesela o şahse baya güzel duruyor. Böyle yine işte UC ile susturucu alıyorsun, şey alıyorsun falan alıyorsun filan alıyorsun. Bunlar aşırı masraf. Bence hani scope almak için birazcık daha ucuz olabilir diye düşünüyorum. Şahsen çok pahalı olduğunu söylüyorum. Tabii ben yine bunları alamayacağım. Çünkü çok pahalı UC. Öldürme mesajımız ise bu şekilde. Hani şöyle sizlere göstereyim. Bir tanecik mavi değişik bayağı parlak duran bir mini 14 öldürme mesajı var. Yani bence güzel gözüküyor. İnşallah oyunda da güzel gözükür. Bir ara M4'ün altı göçebe geldiydi ve hani alırken iyiydi. Aldıktan sonra bayağı bir kişi kötü falan diyordu. Gözükmüyordu diyordu. Çok çirkin diyorlardı. Öyle bir şeyler vardı bir ara. Böyle bir tanecik de balık süsü var. Balık süsü ne işimize yarayacaksa. En azından bunu sola koymuşlar gözüksün diye. Ve bir de böyle ayılı mayılı öldürme mesajı bittiğinde. Ve bir tanecik de böyle penguenin üstünde büs sandığı var. Bir de böyle penguenin üstünde buz sandığı var. Yani ne kadar mantıklı bilmiyorum. Buz sandığının üstüne penguen koymuşlar. Kovası var ve balık tutuyor. Bence çok mantıklı. Mini'nin full halini gösteremiyorum. Çünkü oyuna güncelleme gelmesi gerekiyor. Hani yeni şeylerin dosyaları falan yükleniyor. O zaman belki bunun videosunu yine çekebilirim. O yüzden aşağıya yazın. Hani eğer mini alacaklar falan varsa yazsınlar. Onlara özel bu videoyu tekrar çekebilirim. Ve bir de oyuna yükseltilebilir M249 deseni gelecek. Bence bunun gelmesi mantıklı bir şey abi. M249'u çok fazla kullanan insan var. Böyle öldürme mesajı var. Yine işte tam şekillerini falan gösteremiyorum ama bunu ilerideki güncellemelerde tam bir hani şeyleri çıktığında yine videosunu çekerim. Böyle bir tane öldürme mesajı var. Siyah beyaz mavi. İçinden yıldız falan geçiyor. Yani idare eder bence. Ve sırada ise 27 Aralık'ta gelecek olan premium sandıklar. Bunun zaten trailerini daha önce paylaşmıştım. İçinden gelecek şeyleri de paylaşmıştım. Bunu herkes 24'ünde gelecek diye bekliyordu. Fakat gerçek gelecek tarih 27 Aralık. Haberiniz olsun yani. Ben şimdiden sizlere söyleyeyim. Bir tane böyle bir set var. Bir de kırmızı set var. Bunları premium sandıkta kırmızı olarak verecekler. Kime çıkarsa artık ama bize çıkmayacağı için sıkıntı yok. Yani ben daha hiç premium'dan kırmızı çıkartmadım şahsen. Böyle bir tanecik işte. Noel Baba Robot Santa set falan diyor. İşte Robot Noel Baba seti gibi bir şey yapmışlar. Bunun emojisi de içinden işte kutudan kuş falan çıkıyor. Değişik bir emoji. Yani ondan sonra böyle sakalı falan var. Acaba bir şey diyeceğim. Mesela biz başka sette diyelim bunu kullandık yine ortadan kuş mu çıkacak ne olacak? Böyle bir yüz maskesi var. Ondan sonra alt kısmı da böyle. Bu da ışıklı bir set. Yani bilmiyorum, herhalde kuş çıkacak ortadan. Böyle bir tanecik de mavi setimiz var. Değişik şekilli müküllü dans ediyor. Yani TikTok dansı öğrenip gelmiş herhalde sanırım, öyle bir şey. Bana kalırsa 2 gün sonra TikTok'ta. Böyle bir kafa maskesi var. Hani bu şey sezon 14'te böyle bir şeyler verdiydi ya, şövalye tarzı. Onları çakması gibi pelerini de var. Pelerini de hareket ediyor. Bence güzel. Hareket eden pelerin setler bana göre güzel. Böyle bir tanecik de içinde olacak M24 desenimiz var. Kartonlardan yapılmış. Üstüne karton kol yapıştırmışlar gibi bir şey yapmışlar M4 desenine. Yani bilmiyorum ama hiç olmayanlara baya güzel olacak bu.
Böyle bir tanecik de jip deseni var. Valla biriktirdim premium sandıkların içinden. Bu çıkarsa cidden çok mutlu olurum. Hani benim beklediğim en çok şeylerden biri bu. Ha, içinden diyorum ki abi şu araç çıksın artık, bir araç yüzü göreyim ya. Kaç sezondur Royal Pass'a bir araç deseni koymuyorsunuz. Gidip sandığa araç deseni ekliyorsun. Yok işte RP puanı toplayarak sandık alıyorsun. Sandığın içinden çıkarsa falan. Abi eskisi gibi Royal Pass'a ekleyin şunları, alalım. Böyle bir tanecik çanta desenimiz var. Bir level hali bu şekilde. Mavi, beyaz, sarılı, değişik bir şey. İki levelde böyle ortasından bir ip çıkıyor. Üstte de kral tacı gibi bir şey var. Ondan sonra işte ortasından kurt kafası falan çıkıyor. Değişik bir şeyler yapmışlar. Üç level hali de bu şekilde. Yani güzel. Ama hiç sevmediğim kısmı ise şu abi S12K deseni koymuşlar. Hani bildiğin bak o kadar insanın biriktirdiği premium sanda S12 deseni koymuşlar ve bu bence çok çok saçma. Yani git M416 yılbaşı deseni falan çıkart, onu koy bari. S12 nedir ya? Böyle bir tava desenimiz falan var. Yani tavalardan bıktım demekten bıktım. Böyle bir işte ananas şeklinde bir tane bombamız var. Bende yükseltilebilir bomba olduğu için ben bunu yani çıksa da kullanmam, çünkü yükseltilebilir bomba daha güzel. Solundan bal kabağı falan çıkıyor. Daha sonrası da ise böyle geyik kulakları falan var. Bir tanecik de kırmızı geyikli set var. Yani bilmiyorum. E işte yılbaşı seti. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik beyaz sakal var. Yani bildiğin sakal getirmişler. Noel Baba seti getirmişler. Yani Noel Baba seti var ve bu mor, bunun çıkma ihtimali hani pembeye göre daha yüksek ama PUBG inat eder, bunu da vermez bize. Böyle bir tanecik de yılbaşı kaskı yapmışlar. Bir level hali bu şekilde, iki levelde böyle kardan adam falan koymuşlar arkalarına ve üç levelde de bu şekilde bitiyor. Bence üç level hali güzel gözüküyor. Böyle bir tava desenimiz var, yani arkaya bir kardan adam koymuş. Siyah tavayı vermiş, bitmiş. Bıktım dediğim paraşütlerden bir paraşüt daha var. Hesapta 30-35 tane paraşüt var, artık bıktım. Ve bir de işte böyle hastane seti falan filan var. Bana kalırsa bunlar çok saçma yani. Neden getiriyorlar bilmiyorum ki. Kullanan yoktur be bunları. Pembe hastane seti, yani ben kullanmıyorum. Daha sonrasında ise böyle tellikli, ejderli falan bir tanecik set var. Tabi bu setler ayrı ayrı, yani hepsini çıkartmak gerekiyor. Yani kullanılabilir bu, hani hareketsiz olarak. Bunun da bir tanecik maskesi falan var. Mavi hastane seti var yine. Yani alıştık abi bu setlere. Bu videoluk da benden bu kadar dostlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu videoda sizlere tarihleriyle birlikte yeni gelecek sandıkları gösterdim elimden geldiğince. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videonda görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bye bye.